Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim ya, çalışıyoruz. Evet. Şey yiyorduk, evet. Ekmek yiyorduk arkadaşına. Evet, evet. Arkadaşa da geldi dedik, kaldırmayın, dursun dedi. Evet, evet. Bize de başkanın geldi mi gösterek dedi. Evet, evet. Türkiye güzel ve büyük bir ülkedir. Evet. İnşallah kendi sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz. İnşallah. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Simit, değişik türlerini yapıyorsunuz. Bu nasıl bir ekmek? Bu tava ekmeği. Tava ekmeği. Tava ekmeğimiz, Trabzon ekmeğimiz. Aslen Trabzon ekmeğini biliyorum, o meşhur. Evet, evet. Aslen Ordulu'yuz. Evet, öyle mi? Yeni buraya yerleştiniz. Aynen, buraya yerleştik. Evet, evet. Neyse, yakın burası, çok uzak. Aynen, 3,5 saatte gidip geliyoruz. Evet, evet. Şu efendim, hayırlı işler diliyoruz. Fiyatlarına falan bir yardımcı olursanız çok sevinirim. Fiyatlar çok yüksek gidiyorlar. Çok yüksek. Vatandaş evet, perişan. Evet. Vatandaş perişan. Onun da farkındayım. Yani doğru düz ekmek bile evine götüremiyorum. Aynen öyle. Yani 520'ye alıyoruz onu, 3,5 ekine satıyoruz. Yani evet. Herkes kendi şeyini biliyor daha doğrusu. Siz de zarar eder misiniz yani, yoksa yapamazsınız? Aynen öyle oluyor kesinlikle. Evet. Yani. Neyse, Allah fakir fukaraya yardım etsin. Aynen. Ama elimizden alayım. Geleni yapacağız. Beraber yapacağız inşallah. 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 Kesinlikle. İnşallah. Bir fotoğraf alayım. Ve size ayrıca tebrik ediyorum. Yani nüfusa falan bakmadan 12 bin nüfusla her seçimde geliyorsunuz. Sizi takip ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum sizi kesinlikle. Allah razı olsun. Yine bekliyorum. Sağ olun. Selam. Hepinize, hepinize yürekten teşekkür ederim. Hava şartları çok müsait değil. Kısaca düşüncelerimi ifade edeceğim. Esnaf rahatsız. Berberinden tutun manavına kadar her halükarda rahatsızlığı bütün alanlarda hissediyorsunuz. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Bu ülkenin beraberliğe ihtiyacı var. Bu ülkenin birliğe ihtiyacı var. Beraber olmalıyız. Bir olmalıyız. İri olmalıyız. Diri olmalıyız. Güzel olmalıyız. Bizim güzel hasletlerimiz vardı. Derdik ki komşu komşunun kimliğine muhtaçdır diye. Şimdi komşu komşunun kimliğini sorgulamaya başladı. Buradan Türkiye'yi çıkarmak zorundayız. Yola çıktım, geziyorum. Adım adım bütün Türkiye'yi geziyorum. Fırsatım olduğu zaman köydü, kasabaydı, ildi, ilçeydi, her tarafı geziyorum. Vatandaşlarımı dinliyorum, dertlerini dinliyorum. Şunu söylemek isterim. Hiç kimsenin çözülmeyecek sorunu yoktu. Türkiye'nin bütün sorunları çözülebilir. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle çözülür. Hiç kimseyi ötekileştirmeye hakkımız yoktur. Herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygılıyız. İsteğimiz herkes her esnaf siftahını yapabilsin. Çiftçi rahat olabilsin. Ektiği tarlanın karşılığını alabilsin. Beslediği hayvanın karşılığını alabilsin. Yani alın terinin karşılığını alabilsin. Kısır siyaset bize bir şey vermedi. Türkiye'ye bir şey vermedi. Kısır kavgaların bu memlekete hiçbir faydası yoktu. Kısır kavgaların ötesine çıkmak zorundayız. Eylülolu yılda 25 bin, 30 bin dolar gelir elde ediyoruz. Bizim gelirimiz 10 bin dolardı, 8 bin dolarlara düştü. Dolayısıyla fakirlik taban yapmaya başladı. Derin yoksulluk oluşmaya başladı. Anneler çocuklarını yatağa aç yatırmaya başladılar. Esnaf doğru dürüst iftar yapamaz hale geldim. Çiftçi ürettiği ürünün karşılığını alamıyor. Gübreye bakın, samana bakın, ilaca bakın. Nereden bakarsanız bakın. Güzel bir Türkiye ama geçimimiz iyi değil. Vatandaşın geçimi iyi değil. Buradan Türkiye'yi çıkarmak zorundayız. Türkiye'yi buradan çıkarmanın yolu temiz siyasettir. Ahlaklı siyasettir. Yani siyasete giren kişinin... Yani siyasete giren kişinin cebini doldurması için çaba harcaması değil, cebini doldurması için dolandırıcılık yapması değil, cebini doldurması için haram yemesi değil. Önemli olan siyasetçi çalışacak, vatandaşın cebi dolacak. Esnaf doğru dürüst alışverişe muhatap olacak. Vatandaş gidecek, parasıyla alışveriş yapacak, fabrikalar çalışacak, tarlalarda insanlar ürünlerini üretecekler.
satacaklar, gelir elde edecekler. Hiç kimsenin mağdur olmadığı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. O nedenle sizlere sesleniyorum. O nedenle söylüyorum. Sakın ola ki bütün bu şikayetler sizi umutsuzluğa kaptırmasın. Umutsuzluk bizim kitabımızda yoktur. Biz umudumuzu beslemek zorundayız. Bu güzel ülkede büyümek, bu güzel ülkede kalkınmak, bu güzel ülkede helalleşmek, bu güzel ülkede kucaklaşmak zorundayız. Hiç kimsenin kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü birisini ötekileştirmemeliyiz. Kardeşiz, beraberiz. Vatanımız bir, bayrağımız bir. Vatanımız bir, bayrağımız bir. Ve bu bayrağın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyoruz. Komşumuz açken ona da ekmek götürmeliyiz. Dayanışma kültürünü mutlaka geliştirmeliyiz. Böyle bakmalıyız. İşsizlik var biliyorum. Yoğun bir işsizlik var biliyorum. Milyonlarca insan işsiz biliyorum. Ama milyonlarca insan işsizken beşli çetelerin cebinden dolarları, avroları da biliyorum. Bu millete söz verdim. Beşli çetenin sizden hortumladığı her kuruşu, her doları, her avroyu alacağım. Esnafa vereceğim. Esnafa vereceğim. Milletime vereceğim. Benim millet anlayışım onların millet anlayışı gibi değildir. Bizde beşli çeteler yoktur. Bizde kimin alın teri varsa alın terinin hakkını alma vardır. İşsizlikle mücadele vardır. Düşünebiliyor musunuz? Bir anne çocuğunu yatağa aç yatırırsa o annenin ızdırabını, o annenin dramını biliyor musunuz? Hayvanını yeteri kadar besleyemeyen çiftçiyi düşünün. Yem bulamayan çiftçiyi düşünün. O çiftçinin acısını düşünün. Birileri Ankara'da oturur, krallar gibi oturur, saraylarında oturur, ceplerinde avrolar, dolarlar, ahkam keser. Bu ahkamlara inanmayın. Bu kardeşinize inanın. Bu kardeşinize. Benim saraylarda gözüm yok. Saraylarda oturmak gibi bir düşüncem yok. Mütevazı çalışırım. Benim evlatlarımın ne iş yaptığını kimse bilmez. Onlar çalışırlar. Alın terinin karşılığını alırlar, mütevazi yaşamlarını sürdürürler. Saraylarda oturmak, paraları götürmek, malları götürmek, dolarları, avroları götürenlerden hesabını soracağım. Bu milletin hakkı için soracağım. Bu milletin hakkı için soracağım. Bu ülkede bir çocuk yatağa aç giriyorsa 85 milyon açtır demektir. 85 milyon insan bir çocuğun yatağa aç girmesine seyirci kalamaz. Hele hele bir siyasetçi azsa seyirci kalamaz. O nedenle buraya benim gelişim sizlerle beraberim. Havanın çok müsait olmadığını da biliyorum. Biraz serin bir hava. O nedenle izin verirseniz burada sözlerimi kesmek istiyorum. Ama sizden bir şey istiyorum. Yarın sandık gelecek. Oy kullanacaksınız. Tek istediğim bir şey var. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Ya bu memleket için, çalışan insanlar için. Bizi ayrıştırıyorlar. Bizi ayrıştırıyorlar. Ayrışmayacağız. Böldürmek istiyorlar. Bölünmeyeceğiz. Beraber olacağız. Kavga ettirmek istiyorlar. Kavga etmeyeceğiz. Niye kavga edelim? Hangi gerekçeyle kavga edelim? Dayanışma kültürümüzü, imece kültürümüzü geliştirelim. Beraber olalım, birlikte olalım. Esnaf Ahi Evran geleneğinden geliyor. Yandaki komşusu siftah yapmadan öbürüsü diyor ki alışverişi şurada yaptı. O da siftah yapsın diyor. Yani bu dayanışma kültürünü, yani tarihsel kültürü, yani Ahi Evran kültürünü, yani Mevlana'nın kültürünü, yani Hacı Bektaş-ı Veli'nin kültürünü hep beraber büyütmek zorundayız. Anadolu erenleri, Anadolu erenleri, bu topraklara hayat veren Anadolu erenleri, baktığınız zaman hiç kimsenin fakir fukara kalmasını istememişlerdir. Herkesin karnı doysun, her evde huzur olsun, her evde bereket olsun. En büyük arzumuz bu. Birinin eli yağda, öbürü balda, yandaki komşu açsa olmaz. Bizim inancımız da bunu kabul etmez. Bizim kültürümüz de bunu kabul etmez. Dediğim gibi komşu kültürü, Ahi Evran kültürü,
beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Birbirimizin derdini dinlemek zorundayız. Kötü siyaseti dışlayalım. Kötü siyaset olmasın. Ayrıştıran siyaset olmasın. Biz kucaklaşmak istiyoruz. Biz helalleşmek istiyoruz. Helalleşmenin ne kadar değerli olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Öyle bir noktaya geldi ki, neredeyse komşular birbirine düşman olacak. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu anlayıştan Allah nasip eder, sizler destek verirseniz Türkiye'yi bu yangın yerinden çekip çıkaracağız. Her evde huzur olacak, her evde. Her evde bereket olacak, her evde. Her esnafın yüzü gülecek, her esnafın. Bu kardeşiniz Beşli Çetelerin adamı değildir. Bu kardeşiniz uyuşturucu baronlarının adamı değildir. Bu kardeşiniz mafyanın adamı değildir. Bu kardeşiniz halkın adamıdır, halkın. Sizin için çalışıyorum, sizin için. Sizin için mücadele ediyorum. Sizin için kavga veriyorum. Benim dünya malında gözüm yok. Ne olacak? Ekmek yiyoruz, karnımız doyuyor. Ama bir çocuk yatağa aç giriyorsa, bir anne evladını yeteri kadar beslemiyorsa, o dert hepimizin ortak derdi olmak zorundadır. Siyaset bunu millete neredeyse unutturacaktır. Ya imece kültürümüz var ya. Bir ahlakımız var, bir erdemimiz var. Bir Mevlana'mız var Allah aşkına ya. Böyle bir tablo olabilir mi? Bu tabloyu değiştireceğiz. Eskiden Mevlana'nın kültürü neyse, Ahi Evran'ın kültürü neyse, aynı kültürle yolumuza devam edeceğiz. İnsanlar birbirlerine saygı gösterecek. İnsanlar birbirini kucaklayacak. Komşu komşunun kültürüne muhtaçsa, komşu komşu arasında seviyor olacak. Ya sokakta neredeyse birbirimize selam veremez hale getirdiler ya. Nasıl bir anlayıştır bu? Buradan Türkiye'yi çekip çıkaracağım. Benim tek gücüm sizlersiniz. Onlar bir yere dayanı. Dışarıdan destek gelsin, buradan destek gelsin. Şuradan para bulayım. En büyük gücüm bu ülkenin insanları. Tek güvendiğim sizlersiniz. Yetki verin, Türkiye'yi düzelteceğiz. Yetki verin, Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Yetki verin, Türkiye'yi kardeş yapacağız. Ya neredeyse birbirimize selam veremez hale geldik ya. Nasıl bir ülke haline getirdiler kardeşim? Nasıl bir ülke haline getirdiler? Bu ülkede barışı, bu ülkede huzuru, bu ülkede Mevlana kültürünü inşallah getireceğiz. Herkes kucaklaşacak. Her evladımızın karnı doyacak. Üniversiteyi bitiren, işsiz gezen, milyonlarca gencimiz var ya. Ya insanda biraz vicdan olur kardeşim. Sen sarayında oturuyorsun da evladını zor bela üniversitede okutmuş bir anne baba, o evlat işsizken o ailenin dramını acaba o insanlar biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek. Hiç endişe etmeyiniz. Benim dünya malında gözüm yok. Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her annenin sevgiyle, saygıyla çocuğunu yatağa yatırdığı, esnafın kazandığı, fabrikaların çalıştığı, çiftçinin kazandığı, alın terinin değerini aldığı bir Türkiye'yi inşa edeceğim. Söz veriyorum, söz. Millet ittifakı olarak bunu yapacağız. Hep beraber yapacağız. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Allah'a emanet olun.